Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde Karaköy LYS Geometri Soru Bankası'nda üçgenler karma testinde test sorunu çözeceğiz. Bundan önceki videolarda test 10'a kadar çözmüştük ve bu videoda da test 10, 11 ve 12'yi yani üçgenler karma testlerini bitireceğiz. Evet, birinci soruyla başlayalım. 60, 80 verilmiş. Bakın burada 60'ın kollarında eşitlik var. Hemen şuradan şunu çizersek ne oluşuyor arkadaşlar? Eşkenar üçgen oluşuyor. Çünkü niye? 60 ise burada kaçıları da 60'ar derece kaldı eşitlikten dolayı. 60, 60 ve eşitliği de koyduk. Burada kaçı 20 derece kaldı. Tamam, 80 derece olduğundan 20 ve ikizkenardan dolayı taban açıları da 80, 80 yapar. Çünkü 180'den 20 çıkart, 162'ye böl. 80, 80. 60, 80 daha 140. Buraya da ne kaldı arkadaşlar? 40 derece kaldı. Yani cevap Edirne. İkinci soruya bakalım. X'in kaç farklı tansayı değeri vardır? Üçgen eşitliği sorusu. Ama niye bunu verdi? X kenarlığı verdi. Üçgen eşitliği sorularında arkadaşlar ekstra bir bilgi varsa büyük ihtimalle genişlik ya da darlığa baktırıyorlardı. X kenar üçgenin taban açıları daima ama daima nedir? Dardır. Çünkü niye? X kenar üçgende çizilen yükseklik üçgen içine düşüyor. Bu bir dik üçgen olduğu için arkadaşlar 90 derece ise diğer açılar da 90 dereceden küçük olacaktır. Buradaki açı darsa buradaki açı da ne oluyor arkadaşım? Geniş oluyor ve şu üçgende geniş açı formülünü uygulayacağız. Ama ilk önce bir üçgen eşitliğini de uygulayalım tabi. 15 eksi 9 ile 15 artı 9 arasında. Yani 15 eksi 9 nedir arkadaşlar? 6. 15 artı 9 nedir arkadaşım? 24. Evet, şunu kullanalım. Bir de geniş açıyı da kullanalım. 15'in karesi büyüktür. 9'un karesi artı x'in karesi olacak arkadaşlar. Şu 9'un karesini öbür tarafa attığımız an 9, 12, 15'ten ya da 15'in karesinden 9'un karesini çıkarsanız 144 geliyor. Yani 12'nin karesi 144 büyüktür x kare. Daha doğrusu x kare küçüktür. 144 yaptı. X de buradan küçüktür. 12 yaptı arkadaşlar. Evet, iki tane aralık bulduk arkadaşlar. Şu ikisini düşüneceğiz. O zaman 6 küçüktür, x küçüktür, 12 olmaz mı? Çünkü 12'den küçük, 6 ile 12, 24 arasında. O zaman 6 ile 12 arasında oldu. Kaç farklı tansayı değer vardır? 12 eksi 6 eksi 1 tane. Yani 5 tane yapıyor arkadaşlar. Cevap Adana. Geldik 3. soruya. Evet, 90 dereceler var arkadaşlar. 2 ya da 2'den fazlaysa alfa beta açılarına dalıyorduk. Dalalım. Alfa, beta, alfa dedik, durduk. Devam edebiliyor muyuz? 90 yok, devam edemiyoruz. O yüzden alfa var ya, biz oluşturalım. Ya böyle çizeceğiz D'den ya da C'den çizeceğiz. Ama çift çizgiyi bozuyoruz böyle. O yüzden C'den çizmek daha mantıklı. C'den bir tane 90 derece çizelim. Bakın alfa 90, burası da ne yaptı o zaman? Beta yaptı. Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için arkadaşlar eş üçgen oldu. Eş üçgenin mantığı neydi? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranları kenarlar birbirine eşitti. Dolayısıyla burada betanın karşısı 7 ise betanın karşısı 7. Sonra alfanın karşısı 15 ise alfanın karşısı 15 yapacaktır. Ve bu arada buraya kaç kaldı? 8 kaldı değil mi? Pisagor bağıntısı burada da 8, 15, 17 üçgeninden cevabı 17 buluruz. Geldik 4. soruya. FC uzunluğu K, AF uzunluğu 3K, AD uzunluğu 12 falandı filandı. Arkadaşlar burada ne yapmamız lazım? Oranlamalar var. Paralel çizip oranlamayı kullanmamız lazım. İsterseniz şuradaki eşitliği kullanıp buradan bir paralel çizin arkadaşlar. En azından orta taban oluşmuş olur. Ama buradan çizdiğiniz zaman orta tabanı yapabilirsiniz. Orta tabanı oluşturabilirsiniz ya da şuradan paralel çizebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Oranlamanın olduğu yerden. Nereden çizelim? Sanki şuradan daha kolay oluyormuş gibi. Şuradan bir paralel attığımızda. Şimdi ama buradan paralel attığımızda şuradaki eşitliği kullanabiliyor muyuz arkadaşlar? 3'e 1, 3'e 1. Buradaki eşitliği kullanamıyoruz sanki, değil mi? Şuradan yine bir orta taban atalım biz. Şuradan orta taban attığımızda, yani şuna orta taban attık arkadaşlar eşitliğin olduğu yerden. 4K ise burası ne oldu arkadaşım? 2K mı oldu? 2K oldu ve şunlar da birbirine eşit oldu. Bu arada burada 2 bölü 3 oran var. 2 bölü 3 oran olduğundan dolayı burası 2A ise
Tamamı 3A. Yani buraya ne kaldı? A kaldı. Burası da A. Dolayısıyla tamamı 3A olduğundan buraya da ne kaldı? A kaldı. Yani X dediğimiz A yaptı. AD uzunluğunu vermiş. AD uzunluğu nedir arkadaşlar? Bakıyoruz. AD uzunluğu A, A, A. Yani 3A. 3A 12 vermiş. A'yı da buradan kaç buluruz? 4. A ile de X birbirine eşitti. Yani cevap 4 çıkacaktır. Geldik 5. soruya. ABC eşkenar üçgen. Hemen ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz arkadaşlar. 60, 60, 60 ve burası da 30, 30 yaptı. Çünkü niye? Çizilen yükseklik olduğu için arkadaşlar. 60, 90 burada kaçtı? 30 derece oldu. Sonra 60, 90 burada kaçtı? 30 oldu. Şu küçük üçgende 30, 60, 90 üçgenini sağladı. Hatta burada kaçtı? 60 derece oldu. Hemen başlayalım. 60'ın karşısı 10 köküçse 30'un karşısı köküçe bölünmüş hali. Yani 10. Farklı kalemle yazalım. 10 burası. Başka da bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Yalnız şuna bakıyoruz arkadaşlar. Şu eşitliği de kullanalım. Bunlar eşit. Her ikisi de aynı doğruya dik. Dolayısıyla bunlar paralel. Orta taban çıkmadı mı arkadaşlar burada? Şu parçayla şu parça birbirine eşit. O zaman buraya A dersem burası da A değil mi? Ve bu arada bu bir yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. 2A ise 2A. Ve şu 30, 60, 90'da 90'ın karşısı 3A ise 30'un karşısı 3A bölü 2. Ama ben böyle ikilerle uğraşmayı seven bir insan değilim. O yüzden hemen iki katlarını alıyorum arkadaşlar. Burası 2A. 2A diyorum. O zaman burası da ne oldu? 4A oldu. Bakın 90'ın karşısı kaç A yaptı? 6A değil mi? Şurası 6A. 30'un karşısı ne yapacaktır? 3A yapacaktır. 3A yapacaktır. Ve eşkenar üçgen olduğu için şunlar birbirine eşit değil midir arkadaşlar? 3A artı 10 kök 3 eşittir. 2, 4. 4 de burada 8A. 8A'ya. Buradan 10 kök 3 eşittir 5A olduğundan A'yı da buradan ne buluruz arkadaşlar? 2 kök 3 buluruz. A 2 kök 3 ise kalemin rengini yine değiştireyim. 2 kök 3 ise burası ne yaptı? 4 kök 3. Bakın 30, 60, 90 üçgeni var. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3'e bölünmüş hali 4. O zaman burası da ne yapacaktır arkadaşım? 8 yapacaktır. Tamam. 5. sorunun cevabı da Balıkesir. 6'ya geldik. K diklik merkeziymiş. K diklik merkezi ise arkadaşlar oradan geçen ne olacak? Dik. Ondan sonra ne yapabiliriz? Buradan verilen bilgileri kullanalım. 60'ın karşısı 10 kök 3 ise 30'un karşısı ne olacaktır arkadaşım? Burası da 30 derece eksi parçaları yazalım. 10 kök 3'ün kök 3'e bölünmüş hali. Yani 10. Burası da ne yapıyor? 20 yapıyor. Bu bilgilerle sonuca ulaşabiliyor muyuz? Ulaşamıyoruz. O zaman diklik merkezini yine kullanalım. Yine K'dan geçen ne olacak? Dik olacak. Bakın arkadaşlar şuradan da çizebilirdiniz ama 60'ı bölüyorum. 60 bölünmez. Özel bir açı değil mi? Şu diki de çizdiğimiz zaman bakın şurada da küçük bir 30-60-90 oluştu galiba. 30-60-90 oluştu. Evet. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı 3 kök 3. Kök 3 katı da 9 yapmaz mı? O zaman buraya ne kaldı? Tamamı 20 olduğu için 11 kaldı. Bakın 60-90 burası da 30. Burada da 30-60-90 üçgeni oluştu. Yani şu üçgende. Şu üçgende. 30'un karşısı 11 ise 90'ın karşısı 22 yapmaz mı? Burası 22. Ali Bey uzunluğu soruluyor. Zaten biz onu bulmuşuz. Yani 6. sorunun cevabı Edremit. Geldik 7'ye. BD uzunluğu K iken AD uzunluğu 2K. EC uzunluğu K iken 2K. EC uzunluğu 5A iken burası da 4A. 4A ve 5A. Ve şuradakiler de birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar şu oranlamaları benim kullanmam lazım. Ya D'den başlayıp şöyle çizeceğim ama bizden EK bölü FK isteniyor. O zaman şunu bölmüş oluyorum arkadaşlar. Bölmeyeyim. İşi daha da uzatırım. Ya 4A'yı şurayı kullanacağım ya da eşitliğin olduğu yerden bir tane paralel çizeceğim. Şöyle de çizebiliriz ama şuradan paralel çizdiğinde K'yı kullanabiliyor musunuz? Kullanamıyorsunuz değil mi? Orada da bir sıkıntı oluyor. Ama gerçi şu şekilde kullanabilirsiniz. Şuradan çizdiğiniz paraleli uzattığınız zaman kullanabilirsiniz gibi duruyor. Bakalım çizelim. Şuradan bir paralel çizelim.
En azından hep ort taban daha sağlıklı oluyor ya. Şuradan çizdiğimizde şu ort tabanda şunu çizdiğimizde en azından şu kelebekten şuradaki oranı bulabilirim. Burası 9A ise burası ne olacaktır arkadaşlar? 9A bölü 2 olacaktır. Bir de şuradaki oranla sanki karışıyor ya buradan. Buradan çizmeyelim. Bence şuradan daha mantıklı. Şuradan bir çizelim isterseniz. Şuradan paralel çizdiğimizde. Bu arada 4'e 5 oran var. O zaman burası 4M'se 5M olmayacak mı arkadaşlar burası? 4M'e 5M burası. Aklımızda bulunsun. 5M. Şimdi tamamı 9M. 2KK 3 parçaya bölüyor değil mi burası? 9'u 3'e böldüğümüzde ne yaptı kısa parçası? 3M yaptı. K dediğimiz zaman ya da 9M eşittir 3K ise K eşittir 3M yaptı. Burası 3M. 3M. O zaman buraya ne kaldı? 2M kaldı. Şuraya 2M kaldı. Şununla da şu paralel. Şununla da şu paralel. Şimdi bir şeyler yapmalıyız burada. Şu paralelliği kullanmalıyız. Nasıl kullanabiliriz? Nasıl kullanabiliriz bunu? Şunu sileyim. Arkadaşlar şöyle yapsak hoş olmaz mı? Madem paralel, madem şuradaki oranlamalar isteniliyor bizden, değil mi? Şunu şöyle uzatsam, şunu da uzatsam, kelebek benzerliği oluşmuyor mu orada? Bakın, şuradaki, bak, şuradaki kelebekten şuradaki oranlamayı bulabilirim ben. EK ve KF oranlamasını bulabilirim. Ama bir de şunlar paralel ya, şurada da bir kelebek benzerliği çıkmadı mı? Şurada da bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran 2'ye 3. Değil mi? Bir de temel orantı var burada. Temel orantı da 4 bölü 9. Çok pardon. 4 bölü 9'dan burası 9'un katı olsa daha iyi olur. Yani ben buraya 9M diyeyim. 9X diyeyim. O zaman şu kelebekte arkadaşlar. Kelebeği göstereyim. Şu kelebekte arkadaşlar. Kelebekteki oran kaça kaç? 2'ye 3. 3'teki 9 ise 3 katı. 3 katı burası da 6 olmayacak mı arkadaşlar? Değil mi? Kelebeği gördünüz. O zaman burası da 6x oldu. 6x oldu. Sonra şuradaki 4 bölü 9'dan dolayı 4 bölü 9 4 bölü 9 olacak. 9 ise burası direkt 4x olur. 4x olur. Buraya da ne kaldı? 2 eş parçaya böldüğü için 9x bölü 2. Şimdi şu kelebeğe bakabiliriz arkadaşlar. Şu kelebekteki oran kaç? 10 bölü 9x bölü 2. 10 bölü 10x bölü 9x bölü 2 eşittir. EK bölü KF. Zaten bizden o isteniyor. EK bölü KF. X'ler gitti. 9 bölü 2. 2 bölü 9 diye çıktı dışarıya. Yukarıya 2 bölü 9 yani 20 bölü 9'a eşit oldu arkadaşlar cevap. Cevap Edremit. Geldik 8. soruya. 6, 8. Onları hemen bir yapıştıralım isterseniz. Değil mi? Sonra ne yapalım burada? Şuraya alfa diyelim. 90'lar 2'ye de gittiğinden fazla ya. İkizkenardan dolayı burası da alfa mı? Alfa 90 beta. Alfa 90 tamamı beta o zaman. Bunu da tamamı beta yaptı. Şimdi şu üçgenle büyük üçgen ne yaptı arkadaşlar? Benzer. Aynı açının karşısındakiler oranlayacaksınız. Alfanın karşısı x'in. Alfanın karşısı 8'e. Betanın karşısı 10'un. Betanın karşısı 16'ya oranı diyeceksiniz. Ama ben burada güzel bir şey gördüm. Büyük üçgende kenarlar belli ya. Alfadan beta'ya geçiş 8 iken 16 olmuş. 1'e 2 oran var. Burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Yani direkt x'e 5 diyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz benzerlik kurup o şekilde de yapabilirsiniz. Ben alfadan beta'ya geçiş benzerliğini uyguladım. Alfadan beta'ya geçiş 8 iken 16. Burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 olacak. Yani 5 diye buluruz arkadaşlar. Cevap Denizli. Evet. Geldik 9'a.
Soru çok garip duruyor değil mi? Açıortay kolodik çizmiş, diğer koda da biz bir dik çizmeliyiz gibi duruyor. Bakalım. 7'ye 11, BH ile CH birbirine eşit. He, BH ile CH'ın birbirine eşit vermesi olayı biraz değiştirdi. Çünkü niye? Arkadaşlar, dik tabanı keş parçaya bölmüş. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklımıza ne getirir? İkizkenar getirmez mi? Hemen ikizkenarı oluşturalım bence. İkizkenarı oluşturduk. Şu maviler ikiz. Şu parçayla şu parça birbirine eşit. Bu arada gelelim şimdi şeye. Şu açıortay meselesine. Kola bir dik çizilmiş. Diğer kola da çizilen dik eşit olmayacak mı? Şu geniş açılı galiba dışarı düşüyor. Kollara çizilen dikmeler eşit. Şu parçayla şu parça eşit. Dikkat edin. Şurası x ise burası x. Burası y ise burası y. Şu üçgende Pisagor'dan x kare eşittir a kare artı y kare diyelim. Yani şu dik kenarı da a diyelim. Burada da x kare eşittir y kare artı a kare olacağından. Burası da a olmaz mı arkadaşlar şuradaki dik üçgende? Dolayısıyla bütün üçgende, bak tekrar söylüyorum, x kare eşittir a kare artı y kare dedik. X kare eşittir y kare artı a kare olması lazım burada Pisagor'da. İki üçgende bütün kenarlar birbirinin aynısı. O zaman bunlar eş üçgendir. Değil mi? Bunlar eş üçgendir. Ve eş üçgeni kullanalım. Bir de, bu arada AC'yi de 11 vermiş. AC 11 ise onları kullanalım arkadaşlar. Şurası 11 ise burası ne oldu? 11 eksi x mi oldu? A dediğimiz. Yani burası da 11 eksi x. Sonra açıortay kollara dikmeler çizdik. Onu kullandık ama şu uzunlukla şu uzunluğun da birbirine eşit olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Şununla şunun birbirine eşit olması gerekiyor. Çünkü kollara çizilen dikmeler eşit ve ayrıldıkları yerler de eşit olacak. Yani şurası x ile x ile şurası 7 artı 11 eksi x birbirine eşit olacak. 7 artı 11 eksi x birbirine eşit olacak. Buradan 2x eşittir 18. X'i de kaç buluruz arkadaşlar? 9 buluruz. Yani 9. sorunun cevabı 9. Geldik 10. soruya. Arkadaşlar açılar eşit verilmiş. Büyük ihtimalle açı açı benzerliği ama noktalı şu küçük üçgenlerde hiçbir benzerlik yok. Ya da noktalı şu üçgenle noktalı bu üçgende hiçbir kenar yok. İki kenar olması da lazım ya. O yüzden noktalılar benim kafamı karıştırdı kardeşim. Şuraya ben çizgi diyeyim. 180'e tamamlayan açı. Burası da çizgi değil midir? 180'e tamamlayan olduğu için. Şimdi çizgilere bakalım. Çizgili şu üçgenle, bak gördünüz, DA C üçgeniyle çizgili şu üçgende EAB üçgeninde ortak açı şurası. Ortak açı burası. Çizgi karaladığım üçüncü açıya ben çift çizgi dersem, çizgi karaladığım buradaki üçüncü açıda çift çizgi olmaz mı arkadaşlar? İki üçgen ne oldu? Benzer oldu değil mi açı açı açıdan? Göstereyim onları. Bir tanesi şu. Bir tanesi şu üçgen. Bir tanesini de kırmızıyla göstereyim. Bir tanesi de şu üçgen arkadaşlar. İki üçgen benzer. Bütün açıları birbirine eşit oldu. Başlıyoruz. Çift yeşilden başlıyorum. Çift çizginin karşısı x. Çift çizginin karşısı 8. X bölü 8 eşittir. Çift çizgiden baktık. Burada çizginin karşısı var. 12. 12'nin buradaki çizginin karşısı 10 artı x'e. 12'nin 10 artı x'e oranına eşit olur. X çarpı 10 artı x eşittir 8 çarpı 12. Çarpanları ayırma yöntemiyle yapabilirsiniz ama ben şıklardan gidiyorum. 4 çarpı 14 oluyor mu? Olmuyor. Değil mi? 14'ün içinde 7 çarpanı var. Burada yok. 5 koysak 5 çarpı 15, 5 çarpanı yok. 6 koysak 6 çarpı 12. 6 çarpı 16. Burada 6 çarpanı var. 2 çarpanı da yazarsak 8 ile 2'nin çarpımında 16 yapıyor. 16 çarpı 6 bize değeri veriyor. Dolayısıyla x değeri kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. Yani 10. sorunun cevabı Ceyhan. Geldik 11'e. Arkadaşlar bir kere ikizkenar dik üçgenden dolayı 45-45'leri yazalım. Burası da 45, burası da 45. 6-6, 6 kök 2. Hatta 3 kök 2, 3 kök 2 diye böldü. Hatta tabanı keş parçaya böldüğünü de gösterelim. Bakın alakası yerde bir eşitlik var. Ek çizim yapacağımız belli. Ek çizimi sizce ne yapmalıyız burada? Şurada
Bakın dik tabanı iki eş parçaya bölmüş değil mi? Aklımıza ikizkenar getirir. O zaman ikizkenar oluşturmalıyız burada. Hemen çizdik. Ve şunlar eşit oldu ve alakasızlık gitti. Bak yan yana geldi bunlar. Peki şuradaki açıya A açısı dersem. Burası da A. İki iç açının toplam bir dış açı. A, A, 2A. İkizkenarlıktan dolayı burası da 2A. Ve bakıyorum ki 2A ve A artı 45'in toplamı 90. Yani 3A artı 45 eşittir 90'dan. 3A eşittir 45. A'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 15. A 15 ise ne üçgeni çıktı arkadaşlar bu? 60 oldu, 90 oldu. 2A da 30 derece oldu. 30, 60, 90 üçgeni çıktı değil mi? Şimdi 30'un karşısı büyük üçgende 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3 değil mi? Şurası 6 kök 3. Buraya da 6 kök 3 eksi 6 kaldı. Madem burası 6 kök 3 eksi 6. 30 burası. Burası da 2A ya. Burası da 30 değil mi? Bakın 30, 30, 120 üçgeni çıktı burada. 30, 30, 120 üçgenin özelliği kenarlarının kök 3 katıydı. Yani 6 kök 3 eksi 6'nın kök 3 katı. 6 kök 3 eksi 6'nın kök 3 katı. 6 kök 3 ile kök 3'ü çarpsanız 18. Eksi 6 kök 3 çarpsanız 6 kök 3. 18 eksi 6 kök 3 yaptı cevap. 11. sorunun cevabı Edremit yaptı arkadaşlar. Geldik 12. CD uzunluğu K iken AC uzunluğu 3K. K iken 3K verilmiş. Sonra. Tamam. Alan ADE isteniliyor bizden. Arkadaşlar bakın burada açıortay var. Kola bir dik çizilmiş. Diğer kola da biz bir dik çizmez miyiz? Hemen çizdik. Şurası kaç? 6. Alan isteniliyor bizden. Şöyle yapsak. Şuradaki üçgenin alanını bulabiliriz, değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 12 çarpı 6 bölü 2. O da kaç yaptı arkadaşlar? 36 mı yaptı? Buradaki alan 36 yaptı. Şimdi 3K'da kalan 36 ise kaç katı? 12 katı. K'da kalana da atacağız. 12 katı. Direkt 12 yaptı. Yani cevap 36 artı 12. Kaç yapıyor arkadaşlar? 48 yaptı. 12. sorunun cevabı Balıkesir. Geldik 13'e. Şimdi burada taralı alanlar toplamı isteniliyor. A. Peki şuraya B desem hem A artı B şu üçgenin alanı ama bu üçgenin alanını bulabiliyor muyum arkadaşlar? Bulamıyorum. Hem de A artı B bu üçgenin alanı. Hiçbir iki kenar yok. O zaman B ile eşim yok arkadaşlar. Neyi kullanmam gerekiyor benim? Şuradaki eşitlikleri kullanmam gerekiyor. Kullanalım. Alan dağıtalım. Şu A B. Taralı alanlar toplam isteniyormuş. Ha. Taralı alanlar toplam isteniyormuş. Şuraya C desem A artı C, B artı C çok alakasız oluyor. Sildik. Şu eşitliği kullanmam gerekiyor benim. Hemen alan dağıtalım arkadaşlar. Çift çizgide kalan B ise tepe noktası D'de. Hop çizdik bunu. Çift çizgide kalan yine B mi? A artı B alan isteniyordu bizden. A artı B alan aynı zamanda şurası değil mi arkadaşlar? Değil mi toplamda? Evet, şu A artı B alanı ben bulabilirim artık. Niye? Tabanımız belli. Yüksekliğimiz de belli arkadaşlar. Tabanımız kaç? 8. Yüksekliğimiz kaç? Artı. A6 B alanında 8 çarpı 6 bölü 2. 48 bölü 2'den kaç yapacaktır? 24 yapacaktır. Zaten A artı B isteniliyor bizden. Yani 13. sorunun cevabı Akçay. Geldik 14'e. Arkadaşlar alan BDF'yi 24 vermiş. Bu alanı ne yapacağız? Dağıtacağız. Evet. 24. Başka dağıtabiliyor muyuz? Hadi geldiniz. Bir de şöyle dağıttınız. Çizgide kalan 24 ise çizgide kalan 24 dediniz. Sonra çift çizgide kalan 24 ise çift çizgide kalan 24 dediniz. Ama şuradaki oranlamaları biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorsunuz değil mi? Bilseydik eğer buradaki de çok rahat bir şekilde dağıtabilirdik. O zaman orada bir oran bulmamız lazım. İki tane oran var ya. Aslında Menelaos bilen arkadaşlar bunu yapar ama Menelaos'suz yapacağım ben. Şimdi eşitlikler var. Bir orta tabandan olayı halledebilirsiniz. Mesela ben şuradaki eşitliği kullanmak istiyorum. Ve buradan bir paralel çiziyorum arkadaşlar. Çizdim. Şuna paralel çizdim. Şurada bir orta taban oluştu.
Çizgi çizgi ise eşit eşit ise bunlar da eşit eşit oldu. A ise A. Ve şununla şu paralel ya. Şu üçgende de bir paralellik geldi. Benzerlik geldi. Hatta bunlar eşit. Bunlar da eşit olacak. Orta taban geldi. Yani burası da. Evet, şimdi artık alan dağıtımını yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü biz buradaki oranlamayı güzel bulduk. A, A, A. Yani A iken 2A. O zaman sileyim şunu. Şurayı da 2A yazayım. Haydi alan dağıtmaya. Şunu çizdik. Çizgideki alan 24 ise çizgideki alan 24. Sonra çift çizgideki alan 24 ise çift çizgideki alan yine 24. 24 de 3 parçaya ayrılmış ya. 3'e böl 8'e 16 olmaz mı arkadaşlar? 3'e böldüğümüzde birlik kısma 8 gelecek. İkilik kısma da zaten A'da kalan A ise 8 ise 2A'da kalan da 16 yapıyor arkadaşlar. Bizden taralı alan isteniliyor. 24 artı 16 o da 40 yapacaktır. Yani cevap Adana. Geldik 15'e. Şimdi arkadaşlar soruya bakar bakmaz ben şunu gördüm. 15, 75, 90 üçgeni. 15, 90, 75 üçgeni. 15, 75, 90 deyince aklımıza ne geliyor? H'a 4 taş gelmiyor mu? Hemen H'a 4 taş oluşturalım. 12 ise H'a 4 taştan. 4'e böl. Burası 3 yapmaz mı? Ve bakın şurada da bir dik üçgen çıktı. Ve bu da, buradaki dik üçgende 90'ın karşısı 6. Hangi açının karşısı 3'tür? 30'un değil mi? Şurası 30 derece çıktı o zaman. Ve burası 30, burası 75 ise burada kaç derece? 45 derecedir. 45, 90, 45 üçgeni. Alan AEC, AEC. Tamam, işimiz bitti o zaman. Şu üçgen ikizkenar dik üçgen değil mi? 45 derece burası, burası da 45 derece. 6, hipotenüsü 6 ise dik kenarları da 6 bölü kök 2 olacak. 6 bölü kök 2. Yani 6 kök 2 bölü 2. Kök 2 ile genişlettik. O da 3 kök 2'ye eşit oldu. Bir dik kenar 3 kök 2. Diğer dik kenar da 3 kök 2. O zaman alan da arkadaşlar 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 3 kere 3 9 yaptı. Yani cevap Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 16. soruya. BDE'yi 3A demiş. BEC'yi 5A demiş. Alanlar oranını vermiş. Ve şunlar birbirine paralel. Arkadaşlar şunlar birbirine paralelse şuradaki yamukta da göreceksiniz zaten arkadaşlar. Buradaki alan 3A, burada kalan 5A ise burada kalan 3K, buradaki taban 3K, buradaki taban da 5K diyeceğiz. Çünkü neden? Bu yamukta şunlar paralel ya. Şuradan çizilen yükseklikle buradan çizilen yükseklik paralel olduğu için aynı değil mi? Yükseklikler aynı olduğu için tabanlarıyla doğru orantılı olacaktır o zaman şeyler, yine alanlar. Yani 3A'da kalan 3K ise 5A'da kalan da 5K'dır diyeceğiz arkadaşlar. Bakın benzerlik var burada. 3 bölü 5 oran olması lazım değil mi? Çünkü 3 bölü 5 oran var. Burada da 3 bölü 5 oran olması lazım. Yani şurası 3A iken bunun tamamı 5A. Buraya ne kaldı o zaman? 2A kaldı. Şimdi alan dağıtalım. ADE bölü BEC. Şimdi 2A'da kalan 5 ise keşke şunu diyor musunuz? 2'nin katı olsaydı. O zaman biz ilk başta dediğimiz 3A 5A'yı direkt 2 ile çarpalım arkadaşlar. Şurayı 5A değil de 10A diyelim. Daha iyi olacak. 2 ile çarp 3A'yı 6A yaptı. Şimdi 2A'da kalan 10A ise kaç katı? 5 katı. 3A'da kalan da 15A yapacak. Yalnız 2A'dakinin tepe noktası B. 3A'daki de tepe noktası B iken 15A yapması lazım. 6A'sı buradaysa buraya da 9A kaldı. ADE'ye bakıyorum. ADE 9A. BC'ye bakıyorum. BC'ye bakıyorum 10A. Yani 9 bölü 10'dan cevap Edirne çıktı arkadaşlar. 16. sorunun cevabı Edirne. Geldik bir sonraki teste. Arkadaşlar paralellikler var. Garip sivrilen yerden paralel çiziyorduk. Gel buradan paralel çiz. U kuralından dolayı 60 derece burası. Noktaysa burası da nokta yaptı.
Yani A diyelim buraya. Burası da A olsun. Şurası da A olsun. Ve burada bir üçgen çıktı. İki iç açının toplamı. Yani şurada kaçı A ile burada kaçı X'in toplamı A artı 60 eşit olacak. Yani yazalım. A artı X eşittir A artı 60. Buradan A'lar gitti. X'te ne bulduk arkadaşlar? 60 derece bulduk. Cevap Denizli. 2'ye geldik. ABK dersek, DC uzunluğu da A dersek, bakın 2K artı A yaptım burası. 2K artı A. Gerçi çift olsa daha iyi olacak sanki. O zaman buraya 2A diyeyim. Şurası 2K artı 2A yaptı ya. 2K artı 2A yapması için BC'nin de ne olması lazım arkadaşlar? K artı A olması lazım, değil mi? Yani K artı A dersem 2 ile çarptığımda bakın 2K artı 2A'yı elde ediyorum. O yüzden dediklerimizi yazalım şurada. DC 2A dedik. ABK dedik. BC uzunluğu da K artı A. Burası da K artı A. Bakın bu bir dik üçgen. Şu açıortay. Kollar oranı, tabanlar oranı diyeceğim ama kollarda ne kollarda ne tabanlarda hiçbir oran yok. Ya da bu tarafında ve bu tarafında hiçbir oran yok. O zaman dik üçgeni ve şu açıortayı unuttum. Ama dikkat edin, şu açıortay kola dik çizilmiş, değil mi? Diğer kola da ben bir dik çizersem o şekilde de düşünebiliriz. Kolları çizilen dikmeler eşit ve ayırdıkları yerler birbirine eşit. Yani burası da ne oldu arkadaşım? K oldu. Bunun tamamı K artı A'ydı. K'sı buradaysa buraya A kaldı. Ve bakıyoruz ki şurada bir dik üçgen çıktı. Dik üçgende 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı? A'dır. Tabii ki 30'un. Burada kaç 30 derece ise alfayı da kaç derece buluruz arkadaşlar? 60 derece buluruz. Yani cevap Balıkesir. Geldik 3. soruya. Şimdi şunlar paralel verilmiş 90 derece. Alfabeteye gireceğiz galiba. Alfabete dersek alfa 90, burası da beta yaptı. Arkadaşlar 2'ye 1 oran var, 2'ye 1 oran var. O zaman burası 2K ise burası da K. Çünkü paralel ya bunlar, değil mi? Pardon, 16 oran var burada. 16 oran kaça kaç arkadaşlar? 5 bölü 3 oran yok mu? 5 bölü 3. 2'ye 1 oranlardan geldi. 5 bölü 3. Sonra da x isteniyor. Eğer şurayı bulursam olay bitti galiba, değil mi? Şu k'yı da bulabilirim aslında ben. DE uzunluğunu 12 vermiş. AD uzunluğunu 10 vermiş. BD uzunluğunu da 6 vermiş. Şu betanın karşısı, 90'ın karşısı, 90'ın karşısı. Buradan işlem sanki benzerlikle biraz çok fazla uzayacak. Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan dik çizsek. Şu benzerlikten aslında 5 bölü 8'den dolayı şurayı bulabilirim. BC'yi bulabilirim. Sonra şu Pisagor'dan K'yı bulabilirim. Benzerlik yapıp işlemlerimi yapabilirim ama sanki alfa betadan iş biraz uzuyor. Ben şurada şunu gördüm. 90 derece ya burası. Bakın 90 derece, burası da 90 ya. Sanki dikten dikindi. Öklit eksikmiş gibi. Hemen şurada Öklit'e tamam diyeyim. Genelde yaptığımız ek çizimlerden değil ama diğer yol uzun sürdü. O yüzden buradan yapıyorum. Dikten dikindi. Öklit bağıntısını uygulayabilirim. 12'nin karesi 10 çarpı burası. 12'nin karesi 144. 10 çarpı burası. Arkadaşlar 144 yapması için 14,4 mi yapacak o zaman burası? Yani şuradaki uzunluk 14,4 yaptı. H kare PK 10 ile 14,4'ü çarparsam bakın şey yapıyor. 144 yapıyor. 14,4'ten 6'yı çıkarttığımızda burayı bulmaz mıyız? 14,4'ten 6'yı çıkarsak 8,4 yaptı galiba. Şimdi de şurada bir temel orantı benzerliği var bakın. 8,4'ün tamamının oranı 8,4'ün tamamına 14,4 değil mi tamamının oranı? Eşittir x'in 12 oranı. X'in 12 oranı. Virgülleri unut. Her ikisinde de şey var. Virgül. 12 ile 144 sadeleşir. O zaman burada 12 kaldı. 84 12'ye
bölünüyor arkadaşlar. 7 oluyor. Yani x uzunluğu da kaç yapıyor? Buradan 7 yapıyor. Alfa beta benzerliğinden de yapabilirdik ama uzun sürecekti arkadaşlar. O yüzden bu yöne yöneldim. Geldik 4. soruya. Arkadaşlar bu bir özellikti. Burası büyük üçgende diklik merkezi ise küçük üçgende de açıortayların kesim noktasıydı. Özellik arkadaşlar. Yani şu açıortay olacak. Bu açıortay olacak. Bu da açıortay olacak arkadaşlar. DE uzunluğunu 10 vermiş. DF, EF'yi 15 vermiş. Ve X isteniliyor. O zaman şu açıortay mı, bu açıortay mı, bu açıortay mı bakacağız diye sorduğumda hocam şurayı bölmüş ya. O zaman şu açıortaya bakacağız değil mi? Kollardaki oran tabanda da olacak diyeceğiz. 15 bölü 10 nedir arkadaşım? 15 bölü 10 5'e böl 3, 5'e böl 2. 3 bölü 2. O zaman yazacağız oraya. Burası 3K ise burası nedir arkadaşım? 2K. Toplamda 5K eşittir 15 değil mi arkadaşlar burası? K'yı da kaç bulduk? 3 bulduk. X de 3K'ya eşitti. O da 3 kere 3, 9'a eşit oldu. Cevap Ceyhan. Yaptık değil mi? Geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar dikkatimi çekti hemen. Dik tabanı keş parçaya böldü. Nerede? İkiz kenarda ve bu açıortay olmaz mı? Eksi parçaları tamamlayalım. İkiz kenar ve burası açıortayı yazdık. Bu arada AE 3K, EC 2K verilmiş. 3K, EC de 2K. Toplam 5K 20 ise K eşittir 4. K eşittir 4 ise burası 12. Burası da 8 yaptı. Sonra 12, 20. Şurada bir dik üçgen var arkadaşlar. 12, 20. Ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgeni değil mi? Şuradakinden. Şu açıortayda da kullanalım arkadaşlar. Kollardaki oran 20 bölü 12. 20 bölü 12 böl 4'e 5 böl 4'e 3. Yani burası 5K. Bakın 20 bölü 12 5 bölü 3. 5K'ya 3K olacak burası da. Toplam 8K eşittir 16'dan K'yı buradan 2 bulduk. Bizden de X eşittir 5K isteniyor. K'yı 2 bulduysak 5 kere 2 10 yapacaktır arkadaşlar. Yani cevap Ceyhan yaptı. Geldik 6. soruya. Evet. 5, 6, 8 ve şunlar da birbirine eşit. Burası da 5 verilmiş. Şurada bir şey yapabiliyor muyum? Hiçbir şey yapamıyorum. Şuradaki açılar eşit ama 6 ve 8 var. Burada hiçbir şey yok. Karşı sadece 5, 5. Bir şey diyemeyiz burada. Yalnız dikkatimi çekti. Çift çizgiye 5, çift çizgiye 5 uzunluk olarak. Şu uzunluklar birbirine eşit. Yani ben buraya A, buraya da A dersem burası A artı 5, burası da A artı 5. Oldu. Acaba şöyle çizsem, şöyle çizsem paralel olacak. Bir işime yarayacak mı? Yaramayacak. Ha, ikizkenar yamuk oluyor. Ama ikizkenar yamuğu siz bilmiyorsunuz da. Arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Bakın şunu şöyle, şunu şöyle yaptığımız zaman bunlar paralel oldu. Çünkü niye? A artı 5. A'ya 5 oran var. A'ya 5 oran, o yüzden paralel oldu. Şuradaki şekil yamuk olduğundan dolayı, hatta ikizkenar yamuk, köşegenler birbirine eşit olacak arkadaşlar. Hatta şu kısa parçalar eşit, kısa parçalar da eşit. Yani 8 iken 8, 6 iken 6'ya bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama ben size bunun o şekilde daha şeyi görmedik. Yamuk konusuna geçmedik. İspatını yapayım isterseniz. Bakın şurada kaçıya alfa derseniz. A artı 5. Alfanın kolları A'ya A artı 5. Aynı şekilde şurada da yok mu? Alfanın kolları A'ya A artı 5. İki üçgen eş üçgen olmadı mı? Bakın şu mavi ile şu sağ, şu mavi üçgenle kırmızı üçgen eş üçgen. Kırmızı üçgen. Kırmızı üçgen eş üçgen. Çünkü niye? A artı 5. Alfanın kolları kırmızıya bakın arkadaşlar. Kırmızıda da alfanın kolları A'ya A artı 5 yaptığı için. Tamam. O yüzden şunları sileyim. Şimdi o zaman bunlar eş üçgense arkadaşlar. Şu üçgende.
Eş üçgense A'yı gören burada kaçı da nokta açısıdır? Eş üçgende aynı kenarı gören açılar birbirine eşit. A'yı gören burada kaçı da nokta açısıdır? Bu işime yarayacak şimdi. Bakın şurada kaçılarda çizgi çizgi değil miydi? Eşitti. Bak nokta çizgi çift çizgi. Nokta çizgi çift çizgi. O zaman şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hatta çizginin karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Dolayısıyla buradaki boştaki açının karşısı 8 ise boştaki açının karşısı yine 8. Çizginin karşısı 5, çizginin karşısı 5. Noktanın karşısı 6 ise noktanın karşısı burada da kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. Bizden ne isteniyor? EB artı FD uzunluğu isteniyor. Biz zaten FD'yi bulduk. Ne kaldı arkadaşlar sırada? EB uzunluğu kaldı. Bunu da kullanmamız lazım bizim. Buradan sonrasında nasıl bir şey yapabiliriz? Şunu gördüm. Şunu şöyle çizersem. A'yı bulmaya yönelik işlemler yapacağım arkadaşlar şimdi. Şunu şöyle çizersem. Bakın 6 6 eşit eşit. Bu bir deltoid oldu. Deltoid'de çizilen köşegen açıortaydı. Ya da 6 çift çizgi 6 çift çizgi. Hatta şuradaki açılar birbirine eşit değil mi? Nokta ile çizginin toplamı bu yeşil. Nokta ile çizginin toplamı bu yeşil. Bu yeşilin kolları 6'ya A. Yeşilin kolları 6'ya A. Dolayısıyla şu üçgenle şu üçgenle şu üçgen yaptı. 6'yı gören burada kaç nokta açısıysa burada kaçı da nokta açısıdır. Çünkü buradaki 6'yı görüyor arkadaşlar. Bakın şu üçgende açıortay yaptı galiba bu. Açıortay 8 bölü 6. Yani 8 bölü 6 4 bölü 3 oran değil midir arkadaşlar? O zaman burası 4K ise burası da 3K yapacaktır. 4K ise burası da 3K yapacaktır. Şu üstteki açıortaylığı kullandım. Bu arada bu açıortaylığı şöyle göstereyim de yukarıdaki noktayla karışmasın. A dediğimiz 3K'ymiş. A dediğimiz 3K. S yazdık yerine. 3K yazdık. Tamamı 4K'ydı. Buraya ne kaldı o zaman? K kaldı. Bizden ne isteniyor? EB'nin uzunluğu. Yani 3K. 3K dediğimizde K 5S. 3K 15 oldu. Artı FD'yi de zaten 8 bulduk. 23'e eşit oldu arkadaşlar. Tamam. 6. soru. Geldik 7'ye. Şimdi AB ile CE birbirine paralel verilmiş. AB ile CE birbirine paralel verilmiş. Bu paralellikten dolayı şöyle Z'den dolayı arkadaşlar burası da nokta açısı yaptı. Sonra bak sayılar zaten şu üçgende. Bak noktaya nokta bizim bir kalıp vardı. Birer açı eşitse şu üçgen ve büyük üçgeni düşünün arkadaşlar. Hatta şöyle karalayarak göstereyim. Şu üçgen ve büyük üçgeni düşünün. Büyük üçgeni düşünün. Şimdi her ikisinin de ortak açı burası değil mi arkadaşlar? Üçüncü açılar da birbirine eşit olacak. Burası çift çizgi ise nokta karaladığım 180'e tamamlayan çift çizgi ise nokta karaladığım 180'e tamamlayan çift çizgi olacaktır. Benzerliği yapalım. Noktanın karşısı 4'ün noktanın karşısı 6 oranı. 4 bölü 6 eşittir. Çift çizginin karşısı 6'nın çift çizginin karşısı 6'nın çift çizginin karşısı 4 artı A'yı oranı. Buradan 36 4'e 9 A'yı da kaç bulduk arkadaşlar? Buradan 5 bulduk. Tamam. Peki A'yı 5 bulduk. EC uzunluğu isteniyor bizden. Bu arada benzerlik oranı kaç arkadaşlar? Noktanın karşısı 4 iken noktanın karşısı 6 değil mi? Şu üçgenlere yoğunlaşmam lazım benim. Bir de şurada dikkat eder misiniz? Şurada da aslında noktaya nokta var. Yine şu üçgen ve büyük üçgende bir benzerlik kurabiliriz arkadaşlar. Şu üçgen ve şu büyükte bakın. Noktaya nokta. Ortak açı şurası. Şöyle çift çizgi diyeyim ortak açıya. Nokta çift çizgi. Üçüncü açı. Üç tane çizgi olsun. O zaman buradaki üçüncü açıda arkadaşlar. Büyükteki üçüncü açıda. Büyükteki üçüncü açıda. Nokta çift çizgi. Üç tane çizgi olmaz mı burası da? Burası da üç tane çizgi. Yani
İki üçgen benzer çıktı. Benzerlik oranı yok ama burada. Noktanın karşısı noktanın karşısı. Bir önceki üçgende noktanın benzerlik oranı kaçtı? Noktanın karşısı 4 iken noktanın karşısı 6 idi. 2 bölü 3 değil mi? 4 bölü 6 değil mi? 2 bölü 3 yani. Onu bir yazalım isterseniz. Şurası 2A. Burası 2A. Burası 3A'yı bir yazalım. Çünkü şu yeşilde karadım açısının karşısı 2A iken büyükte de karadım açısının karşısı 3A olacak. Şimdi şu gri üçgene dönelim. Şu gri üçgenle şu büyük üçgen benzerdi arkadaşlar. Noktanın karşısı 2A, noktanın karşısı 3A değil mi? Benzerlik oranı da bak orada da 2 bölü 3 oldu. Eşittir. Buradaki karadım açısının karşısı 5'in karadım açısının karşısı x oranına eşit olmaz mı? 5'in x oranına eşit. Yani x de 2x eşittir 15. X de buradan 15 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Geldik 8'e. BDE alfa iken BAC 2 alfaymış. Şurada kaçı? 2 alfa. Arkadaşlar bir kere eşitlik var. Eşitlik olduğunda ne yapıyorduk? Orta tabanı çiziyorduk. İster şuradan çizin, ister buradan çizin. İsterseniz yukarıdan da oluşturabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama bizim alışkanlığımız hep eşitliğin olduğu yerden ya. Şuradan bir çizelim isterseniz. Şöyle paralel. Biraz benzemedi ama. Şöyle paralel çizelim. Burası kaç yaptı? Bakın şöyle paralel çizdim. 16 ise 8 yaptı. Ve şurada iki eş parçaya bölecek değil mi? Onu da gösterelim. Bu arada şununla şu birbirine paralel. Yani 2 alfa ise şurada kaçında 2 alfa yapması lazım. Dolayısıyla burası da ne oldu? Alfa oldu. Başka bir şey vermiş mi? BC'yi 14 vermiş bize. BC uzunluğu 14. 7, 7 diye bölündü. 7 burası. 7 burası. Ve AB uzunluğunda 12 vermişler. AB uzunluğu 12 ise bunlar da 6, 6. Şuradaki üçgende arkadaşlar ne çıktı burada? Açıortay çıktı. Açıortaydaki kollardaki oran ne? 6 bölü 8 yani 3 bölü 4. Tabandaki oran da 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 olmalı. Burası 3K iken burası 4K olacak o zaman. Toplam burası zaten 7K. 7'ye eşit yani. K buradan 1. X de buradan 3K. O da 3'e eşit olacaktır arkadaşlar. Yani cevap Balıkesir oldu arkadaşlar. Evet geldik 9. soruya. Şimdi 6 var 10 var. Burası nedir? 8. Şunlar eşit verilmiş ve başka da bir şey yok. 90 dereceler gördüğünüz üzere 2 ya da 2'den fazlaysa ne yapıyorduk? Alfa beta açılarına dalıyorduk değil mi? Şuraya bir alfa dersen burası da alfa olsun. Alfa 90 burası ne oldu? Beta. Alfa 90 büyükte de burası beta olmaz mı? Evet. Bakın ne çıktı burada? Betaya beta çıktı. Yani ikizkenar oldu. Direkt cevap 8 oldu. Cevap Akçay. Geldik 10. soruya. ABC eşkenar üçgenmiş. Bir açıları yazalım. 60, 60 ve 60 derece şurada açıda. Ondan sonra şuraya 4 kök 3 vermişler. Buraya 11 vermişler. Burayı bulsam bir işime yarayacak mı? Yaramayacak gibi arkadaşlar. Bulmayayım. Biraz sonra işimize yarayacak olursa buluruz. Bir de şunu paralel vermişler. Şunu paralel vermişler arkadaşlar. DE ile AC birbirine paralel. Madem paralel şununla şu. O zaman burada kaç 60 ise burada kaçı da 60 derece değil midir? Ve burada ne oluştu bakın arkadaşlar? Küçük bir eşkenar üçgen oluştu. Şu ben 4 kök 3'ü falan kullanmam lazım. Yani eşkenar üçgende en azından şuradaki uzunluğu bulmam lazım ki şurayı da bulabileyim. Değil mi? O zaman oradakini kullanmak için nasıl bir hamle yapmam lazım? Şu dik ya. Şuradan da bir tane dik çizsem çok güzel şeyler olacak galiba. Hemen çiziyoruz dikimizi. Şu diki çizdikten sonra bakın 90. Şunlar da paralel. 90 ise 90. Burası da 90. Burası da 90 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla dikdörtgen oluştu. 4 kök 3 ise burası 4 kök 3 oldu. Ve burada kaç? 60 dereceydi. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı. Kök 3'e bölünmüş halde. 4. Ve bu arada kaç kaldı buraya arkadaşlar? 7 kaldı. Bunu da yazalım. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı da 8. Bunun tamamı 11'di. Burası da 11 olacak. Ne kaldı buraya? 3. 3. 3. Şimdi x'i bulmam için şunlar paralel ya. Şununla şu. Şu kelebeğe bakmam lazım. Şu kelebekteki şuradaki oranlama lazım bana.
Yani bir de neresi lazım bana? Şu uzunluk belli, şuradaki uzunluk lazım. Dikkat edin arkadaşlar, burası 3. Şuradaki de bir dikdörtgen olduğu için, yani burası da 7 olduğu için, buraya da 4 kalmadı mı? 7 olduğu için buraya da 4 kaldı. Şimdi şuradaki kelebek çıktı arkadaşlar. Kelebekteki oran kaça kaç? 4'e 11. 4'e 11 olduğu için burası 4A ise burası 11A olacak. 4A ise 11A olacak. Toplamda 11A, 4A ve 3'ün toplamı, yani toplamda 15A artı 3. 15A artı 3 eşittir 11 olacak. 15A buradan eşittir 8. A da buradan 8 bölü 15. Bizden ne isteniyor? X 4A'ya eşit. X eşittir 4A. 4 çarpı 8 bölü 15. Yani 32 bölü 15'e eşit oldu. Yani cevap Denizli oldu arkadaşlar. Geldik 11'in soruya. Yine arkadaşlar 8 8 sağ burada şu var bakın 90 eşit eşit. Muhteşem üçten burası da eşit olmaz mı? Hemen 8'i yapıştıralım şurada. Sonra 90 derece hareket giden fazla alfabeteye gireceğiz. Şurada girecek olursak, şuraya alfa dersem, aynı zamanda burası da alfa değil mi x kenarlıktan dolayı? Alfa 90, burası ne olacaktır? Beta. Ve şurası da x kenardan dolayı burası da beta olacaktır. Ve sonra alfa 90, şuradaki açıda ne yapıyor arkadaşlar? Beta yapıyor. Şuradaki açıda tamamı beta yapıyor. AE artı ED. ED'yi bulduk. AE lazım bize. AE lazım. Şuraya X diyelim. Arkadaşlar şu üçgenle şu üçgen gösterelim size onları. Şu üçgenle şuradaki üçgen ABCD üçgeni benzer üçgen değil mi? Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Evet. Yeşildeki tamam betaya burası. Betanın karşısı X artı 8'in betanın karşısı x artı 8'in. Buradaki betanın karşısı 12 oranı. 12 oranı eşittir. Yeşilde başlamıştık. Alfanın karşısı yok. Boşver 90'ın karşısı 12'nin. Öbüründe 90'ın karşısı 8 8 16'ya oranı. Böl 4'e 3. Böl 4'e 4. 4'e böl 4'e böl 3. 3 kere 9. X artı 8 eşittir 9 ise X'i de buradan ne buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. X'i de 1 bulduk. Bizden şu uzunluk artı bu uzunluk isteniyordu. Yani AE uzunluğu 1 artı ED uzunluğu 8. Cevap da kaç yapıyor arkadaşlar? 9 yapıyor. 11. sorunun cevabı Adana. Geldik 12'ye. Şimdi burada açıortaylık var. Evet. Açıortaylık olduğu için 6 bölü 8 3 bölü 4 değil midir arkadaşlar? Hemen 3K 4K'yı bir yazalım isterseniz. 3K'ya şurası da nedir arkadaşlar? 4K'yı bir yazalım. Bu arada şu çizgi açılarına dikkat ettiğiniz zaman görürsünüz. Alfabetaya toplamlarını yazmanıza gerek yok. Hani benim kalıp 1 vardı ya benzerlikte. Benzerlikte açı açı benzerliğinde kalıp 1 diye söylemiştim. Sanki o var burada. Şu üçgen ve şu büyük üçgende bakın eşit iki açı var. Her ikisinde de şu yeşil ve kırmızı da her ikisinde de ortak açı nokta açısı. Üçüncü açılarda birbirine eşit olmaz mı? Yani burası çift çizgi ise çünkü nokta çizgi üçüncü açı çift çizgi ise nokta çizgi kırmızıdaki üçüncü açıda burası çift çizgi olmak zorunda. Haydi başlayalım. Aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Noktanın karşısı x'in noktanın karşısı 8 oranı. Evet. X'in 8 oranı eşittir. Yeşilde çift çizginin karşısı 12'nin çift çizginin karşısı 4K'ya oranı diyeceğiz. 12'nin 4K'ya oranı mı diyeceğiz. Bize ne lazım şimdi burada? K lazım. K'yı bulalım ki buradan X'i de bulalım arkadaşlar. K'yı bulmak için de düşünelim isterseniz. Şu açıortaylıkta sadece 3K'ya 4K yazmıştık. Bakın açıortay uzunluğu da var. Açıortay uzunluğu formülü neydi arkadaşlar? 12 eşittir. Kare içinde kollar çarpımı 3K çarpı 4K eksi tabanlar çarpımıydı. 3K çarpı 4K eksi tabanlar çarpımında 6 çarpı 8. Her iki tarafın karekökünü alırsak 144 eşittir. 12K kare eksi 48 oldu. 48'i at öbür tarafa 48 ile topladığımız zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 2, 4, 4, 8, 9, 192 eşittir. 12K kare yaptı. 192'yi de 12'ye böldüğümüzde şu kenarda bölelim hemen. 192'yi 12'ye böldüğümüz zaman
1 defa 12, 7, 72, 16 yapıyor arkadaşlar. 16 eşittir k kare. K'yı da buradan kaç buluruz? 4. K'yı 4 bulduysak burası 16 yaptı. Hatta burası da 16 yaptı. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım artık. 8 ile 16 sadeleşse 2. 2 ile de 12'ye bölsek 6 kaldı. 6 kaldı arkadaşlar. 12 ile de 2'yi sadeleştirsek. Dolayısıyla bir tek ne kaldı arkadaşlar? Yukarıda 6 kaldı. Yani x eşittir 6 yaptı. Cevap Denizli. Geldik bir sonraki soru 13'e. 9, 12, 15'e hemen yapıştıralım. BC uzunluğunu 20 vermişler. O zaman burası 5. Şimdi arkadaşlar şu taralı alanı şöyle bulabilirsiniz. Şuradan bir dik çizersiniz. 5 çarpı h bölü 2'den bulursunuz. H'ı nereden bulacaksınız? Buradaki Öklit bağıntısından ya da 15 çarpı h 9 çarpı 12 diye oradan bulabilirsiniz. Ama daha kolayını gördüm. Buraya alfa dersen burası 180 eksi alfa değil mi? 5 çarpı 9 çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2 alana eşit değil mi arkadaşlar? Sinüs 180 eksi alfa ile sinüs alfa birbirinin tıpkısının aynısı. Sinüs alfa da buradaki dik üçgenden belli zaten. Karşı bölü hipotenüs yani 12 bölü 15. 12 bölü 15 böl 3'e 4 böl 3'e 5 yani 4 bölü 5. O zaman 5 çarpı 9 çarpı 4 bölü 5 bölü 2. 5'ler gitti. 2 ile de 4 sadeleşti 2. 9, 9, 18 yaptı arkadaşlar. Yani cevap Adana. Geldik bir sonraki soruya. İç açıortayların kesim noktasıymış. Yani şunu da şöyle çizersem bu da açıortay olmak zorunda. Hatta bunlar da açıortay değil midir arkadaşlar? İç T çemberin merkeziyle alan ilişkisi neydi? Şu tabanlarla doğru orantılı değil midir arkadaşlar buradaki alanlar? Çünkü kollara çizilen dikmeler eşit, yüksekler eşitse tabanla doğru orantılı olacaktır. O zaman burası 6A ise burası 7A'dır. Burası da nedir arkadaşlar? 8A'dır. O zaman ADC üçgenin alanının alanı 8A. ABC üçgeninin alanının oranı. ABC üçgeni de topluyoruz. 8, 7 daha 15, 6 daha 21A. 21A'ya oran isteniliyor. Yani 8 bölü 21 çıktı arkadaşlar. 14. sorunun cevabı Edirne bulduk. Evet, bu tarzda soru çok çözdük arkadaşlar. EC uzunluğu K, AE uzunluğu 2K. Burası K, burası 2K. Bu tarz sorularda iki oranlama yetmiyordu. Bir tane daha oranlama bulmamız gerekecek. İsterseniz dağıtmaya kalkışın. Hatta göstereyim ben size. Şuradan dağıtmaya kalkışsanız bir kere bakın. Şuradaki oranlamayı bilmiyorsunuz değil mi? Ya da şu çift çizgilerden gidin diyelim. Çift çizgilerden gittiğiniz zaman da A ise A değil mi? Ondan sonra yine buradaki oranlamayı bilmediğiniz için şey yapamıyorsunuz. Tamam buraya da B, buraya 2B diyebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ondan sonra K'da kalan 2 artı. Gerçi şuradan yapabiliriz belki. K'da kalan 2 artı B ise 2 artı B'nin 2 katı 2B artı 4A değil mi? 2B artı 4A olacağı için buraya da 4A kaldı deyip işlemde yapabilirsiniz. Alan ABC isteniyor. Ama ben şuradan oranlama bulayım. Her zamanki yöntemimle yapayım. Oranlama bulup oradan gideyim. Burası K, burası 2K'ydı. Eşitliğin olduğu yere görmek, kullanmak her zaman daha mantıklıydı. Çünkü eşitlik varsa ne vardır arkadaşlar? Orta taban vardır. Hemen bir tane orta taban çizelim. Şurada orta taban çizdim. Yani şuna paralel çizdim. Bu orta tabandan dolayı şunlar eşitse bunlar da eşit olacak. Yani burası N ise burası da N. Burada da 1'e 2 oran vardı. Burası 2N ise burası da 4N olacaktır arkadaşlar. 4N olacaktır. 4N. Şimdi bakın oranlamayı bulduk. Oranlamayı bulduk. 4'e 1 oran var. Burada da 4'e 1 oran var. Yani burası da 4A ise burası da A olacak. Şimdi buna göre alan dağıtımı yapabiliriz. İsterseniz silelim. Bakın buradaki oran 4'e 1. Buradaki oran 2'ye 1. Unutmayın bunu. 4'e 1'e 2'ye 1. Şekil karışıyor diye sildim. 4'e 1'e. Burası 2K iken burası da K zaten. Haydi alan dağıtalım şimdi. En küçük üçgenden başlayalım. Zaten AFE'yi 8 vermiş dostlar. Buradan dağıtın. 2K'da kalan 8 ise K'da kalan nedir? 4. Sonra 4A'da kalan 12. 3 katı. 3 katı. Burası ne olacaktır arkadaşlar? 3. Sonra çift çizgide kalan 3 ise çift çizgide kalan 3. Sonra A'da kalan 3 ise 4A'da kalan 4 katı 12 yapacaktır. Ve alan ABC isteniyor bizden. Toplayalım. 12, 3 daha 15. 3 daha 18, 4 daha 22, 8 daha 30 yapacaktır arkadaşlar.
Yani cevap Balıkesir yaptı. Ve geldik 16'ya. Şimdi şunlar birbirine paralel verilmiş. DE uzunluğu 6 ve AC uzunluğunu 15 vermiş. Şimdi çok garip yerlerde vermiş, değil mi? Ve bu arada şunlar birbirine paralel verilmiş. Paralelse işimiz daha da kolaylaştı. Çünkü bunlar da birbirine eşit. Bunlar paralelse 90 ise burada kaçı? Burada kaçı da ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Şuradaki uzunluk 15/2. Şu alanı bulursak alan BDC'yi de bulmuş oluruz. Niye? Çift çizgide kalan A ise çift çizgide kalan A deriz. Şu alanı bulalım isterseniz ilk önce. Burada kalan 6 çarpı 15/2/2. Gitti. Burası 3. Yani 45/2 yaptı. Burası 45/2 ise çift çizgide kalan 45/2 ise çift çizgide kalan yine 45/2 olacak. Bizden ne isteniyor? Alan BDC şu 45/2 ile 45/2'nin toplamı isteniyor. Topladığınız zaman ne geliyor arkadaşlar? O da 90/2'den yani 45'e eşit olacaktır. Cevap Ceyhan. Ve geldik son teste. Şimdi burada A diyelim, B diyelim. AC uzunluğu da ne oldu arkadaşlar? A artı B oldu. A artı B. AB uzunluğu A. BD uzunluğu B. Şimdi A var, B var, A artı B var. Bizim A artı B'yi bulmamız lazım arkadaşlar. A artı B oluşturmamız lazım. Ya bunun uzantısından B uzatacaksınız ya da bunun uzantısından A uzatacaksınız. A artı B. Yani yan yana getirmek zorundayız, değil mi? Şuradan bir tane bir A uzatmak sanki daha mantıklı. Şuradan A uzattığım zaman bakın burası ne oldu? A artı B oldu. Ve hatta şunu şöyle çizersem arkadaşlar, şurada da bir ikizkenar oluştu. A'ya A ya. 75, 45 burada kaçıya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Ve bunlar eşit ve toplamları da 60 olduğu için 30'ar derece olmadı mı? Bakın şurada kaç derece yaptı? 75 derece yaptı. 75'e 75. Şununla da şu ikizkenar olmadı mı o zaman? Yani burası A artı B ise burası da A artı B olacak. Dikkat edin, burası da A artı B. Yani şurada da bir ikizkenarlık var. Buradaki ikizkenarlıktan dolayı burada kaç 30 ise burada kaç da ne olacaktır? 30 derece olacaktır. Yani cevap Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Açı sorusu. Bütün açıları yazalım. 70 derece, 40 derece, 40, 70 daha 110. Burada kaçıya kaç derece kaldı arkadaşlar? 70 derece kaldı. Şimdi şu ikizkenarlıkları şöyle gösterelim. Siz de gösterin arkadaşlar. Büyük ihtimalle normal bir açı sorusu değil bu. İki iç açının toplamı bir dış açıdan burada kaçla kaç derece yaptı? 40 derece yaptı. 40 40 gördünüz mü? Şurada da bir ikizkenarlık çıktı. Şunu da göstereyim şöyle. Bu arada 40 40 80 buraya 100 kaldı. Burada kaç? 60 derece yaptı. 60 ve şunlar da birbirine eşit çıktı. Gördünüz mü? Bakın ilk şu eşitleri koyunca bununla da bu eşitti. Şurada da bir ikizkenarlık çıktı. Tepe açısı 60 ise 180'den 60 çıkart, 2'ye böl. Yani 120/2'den 60-60 yapacak. 60-60 yapacak. Eşkenar üçgen oldu. 60'ı burada, 70'i burada, 130. Buraya ne kaldı? 50 derece kaldı arkadaşlar. Cevap 50. Cevap Denizli. Geldik üçüncü soruya. Evet, şunlar eşit, şunlar eşit. ABC eşkenar üçgen. Tamam, eşkenar üçgense bütün açılarımız 60 derece. Burada kaç derece? 40 derece yaptı. Şimdi şunlar eşit ya. Arkadaşlar şu ikizkenarlığı mantığını kullanalım isterseniz. İkizkenarda tabanına ait yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmeyecek mi? O eşitliği galiba o şekilde kullanacağız. Neyse. Şuraya x dersem burası da nedir? X. Ve burada kaçılarda 20-20 oldu mu? Çıktı. Bak 20'ye 20. Şu açıortay doğrusu oldu. Bakın şu üçgende bak. Kırmızıyla siyahta. Şu açıortay kola dik çizmiş. Diğer kola da ben bir dik çizersem. Kollara çizilen dikmeler eşit değil mi? Şu parça ile şu parça. Yani burası da x. Bu arada ben çizgi uzunluğuna ne demiştim? X, x. 2x demiştim. Burası da 2x. Burası zaten x'ti arkadaşlar. Şu kollara çizilen dikmelerden dolayı. Bakın 90'ın karşısı 2x. Hangi açının karşısı x'tir? 30'un karşısı x'tir. Yani cevap 30 çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. 33, 44 yani 11 çarpı 3. 11 çarpı 4, 11 çarpı 5'ten 55 yaptı. Şu
şu dursun elimizde. Burası alfa iken burası 3 alfa. BAD alfa iken ADC 3 alfa. Ve burası ne yaptı arkadaşım? 2 alfa yaptı. Ki şu verilen bilgilerle hiçbir şey yapamıyorum. Yaz buraya 90x alfa. Burası 90x 2 alfa. 3 alfa. Hiçbir şey çıkmadı değil mi karşımıza? Arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor sizce burada? 90 derece var. Ek çizim çizmemiz gerekecek. Ve açılarda 1'e 2 oran var. Muhteşem üçlü hayat kurtaran bir özellik değil miydi? 90'lık var. Hemen bir muhteşem üçlü çiziyorum. Çizdik. Tamamı 55. 55 bölü 2. 55 bölü 2. 55 bölü 2. Değil mi? Bu arada 55 bölü 2 55 bölü 2 olduğu için bak ikizkenar olduğu için 2 alfası burası da 2 alfa olacak yani buraya ne kaldı? Alfa kaldı. Ve burada ne çıktı arkadaşlar? Açı ortaylık çıktı. Kollardaki oranı yazalım o zaman. 33 bölü 55 bölü 2. 33 bölü 55 bölü 2. Yani 33 çarpı 2 bölü 55. 11'e böl 11'e böl 5. 3. 6 bölü 5 yaptı. O zaman buradaki 6A ise burası nedir arkadaşım? 5A. Ve bu arada bu muhteşem üçlüydü. 11A ise burası da 11A olacak. Ve toplamda 11, 22A 55'e eşit. 22A eşittir 55 ise 11'e böl 5, 11'e böl 2. A buradan 5 bölü 2 çıktı. Ve bizden ne isteniyor arkadaşlar? 11 ve 5A'nın toplamı. DC uzunluğu isteniyor. Yani 16A isteniyor. 16A'da 16 çarpı 5 bölü 2 gitti gitti 8 5 kere 8 40'a eşit oldu arkadaşlar. Yani cevap Balıkesir. Geldik 5. soruya. Evet burada bir oranlama verilmiş. Oranlamayı kullanalım. ECK iken BE uzunluğu 2K'ymış. ECK iken BE uzunluğu 2K'ymış. Ve BC ile DC'de eşit verilmiş. BC uzunluğu 3K. CD uzunluğu da o zaman 3K olacak arkadaşlar. Ve bizden ne istiyor? Ne? AB X diyelim ve BF Y diyelim. Şimdi bakın dikkatinizi çektim. Dikden dikilmiş Öklit, dikden dikilmiş Öklit. Yalnız hocam büyükte H kare eşittir P çarpı K'yı kullansam nasıl olur? Olabilir ama işi uzatırsanız direkt X'e ait Öklit bağıntısını kullansanız daha hoş olmaz mı? Yani X'in karesi eşittir. Sol tarafa dayalı. Şu çarpı tamamı değil miydi? X kare eşittir. 2K çarpı tamamı 6K. Peki 6'da y kare eşittir 2k çarpı şu Öklit'e göre arkadaşlar y kare eşittir 2k çarpı 3k değil mi? Y kare eşittir 2k çarpı 3k eşit. Buradan her ikisini oranladığımızda 2k'lar gitti k'lar gitti. X kare bölü y kare. X kare bölü y kare eşittir. 6 bölü 3 yani 2 yaptı. 2. Her iki tarafın kare kökünü alırsak x bölü y de buradan kök 2'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Yani cevap Adana. Geldik 6. soruya. Evet bu bir eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgen eşitlikleri gösterelim. Şimdi 90'lar havada uçuşuyor alfa beta gibi duruyor ama bir bakalım. Alfa dedik beta dedik. Başka alfabetik geçiş yapabiliyor muyuz? Buraya da beta dedik. Başka geçiş yapabiliyor muyuz? Şurada kaçı? 60. Başka da bir geçiş yapamıyoruz galiba ya. Değil mi? Demek ki başka bir yerden yapacağız. Alfa betalar işimize yaramayacak büyük ihtimalle. Dik üçgenler var burada. Dik üçgenleri kullanalım. Şu dik üçgen bir de şuradaki dik üçgen. Mecbur şuradaki kenarlar eksik. Bunlara bir değer vereceğiz arkadaşlar. Buraya A diyelim. Sonra X isteniyor bizden. Buraya B diyelim. Şu dik üçgenin kenarlarını hallettim. Sonra şu dik üçgenin kenarlarında da o zaman mecbur şuraya da y diyeceğiz. Yani şurası y, şurası y, şurası y olsun. Şurada Pisagor'u uygulayalım bakalım. Şey b kare neye eşittir? B kare eşittir. A kare artı 64'tir. Değil mi? Şuradaki dik üçgendeki Pisagor'da. Peki şu Pisagor'da y kare neye eşittir arkadaşlar? Pisagor'da. Bir de şunu mu yazsak ya? Şurada da Pisagor var sanki. Ya da şunu yazalım isterseniz. Y kare eşittir. Y kare eşittir. B kare artı X kare. Ya da şunu bir yazalım. X'e en son kullanalım isterseniz. Y kare eşittir. A kare artı 17'nin karesi. Y kare eşittir. 6 yazayım onu. Y kare eşittir. A kare artı 17'nin karesi.
16256289 yapıyor galiba 17'nin karesi. Değil mi? Sonra şurada da Pisagor var. Burada da y kare neye eşit arkadaşlar? B kare artı x kare eşit olduğu için bunları birbirine eşitleyebiliriz. B kare artı x kare eşit. Ne yapacağız? X kareyi yalnız bırakayım burada. Şu ikisi birbirine eşit ya. X kareyi yalnız bırakırsak a kare, b kareyi öbür tarafa attık. Eksi b kare artı 289 yaptı. Bakın şurada bir şey var. B kare eşittir a kare artı 64. O zaman a kareyi öbür tarafa attığımızda b kare eksi a kare eşittir 64 yaptı ve şanslıyız ki hatta buradan b kare eksi a kare 64'sa arkadaşlar burada a kare eksi b karelisi var. O da eksi 64 değil mi? Yani eksilisi var yani arkadaşlar. Eksi 64. Yani 289'dan 64 çıkartırsanız 225 yapıyor herhalde. 225 eşittir x kare. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 15 buluruz. Şanslıyız ki bulduk. Tamam. Açılara daldım. Geçiş yapamadım. O yüzden bu şekilde yaptım arkadaşlar. Geldik 7'ye. Pardon. Geldik 7'ye. Açıortaylı var. Açıortay var. 9, 7. Ve BF uzunluğu isteniliyor bizden. Arkadaşlar şu açıortaydan şuradaki oranlamaları yazsak ne fayda? 7K'ya 9K yazdık. Bir işimize yarar mı sizce? Yaramaz değil mi? Hadi K'ları da buldunuz Pisagor'dan. Bulduktan sonra şu X'e yoğunlaşabilir misiniz? Biraz zor gibi duruyor değil mi? Ben şu açıortay şu açıortay olduğu için açıortayların kesim noktasını kullanayım burada. Buradan çizilen de açıortay olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Çünkü açıortayların kesim noktası bu. Burası 45-45 yaptı. Ve bu arada buraya AA, buraya BB dersem ya da direkt burada kaç ye? Ben size şuradan söyleyeyim. İki tane iç açıortay arasında kalan açı 90 artı A açısı bölü 2 değil miydi? 90 artı A açısı bölü 2 yani 90 bölü 2 kaç yaptı? 135 yaptı. Burada kaç 135 ise burada kaç yaptı? 45 yaptı. Benim muhteşem şeyimi görüyorum. Açı açı açıdaki kalıp birimi görüyorum. Bakın 45'e 45 şu üçgen ve büyük üçgende. Göstereyim üçgenleri. Şu üçgen ve şu üçgende arkadaşlar. İki açı var. 45'e 45. Nokta açısı her ikisinde de ortak değil mi? Bunda ve büyükte. O zaman üçüncü açılarda birbirine eşit olmaz mı arkadaşlar? Hemen üçüncü açıları da eşit göstereyim. Çünkü 180'e tamamlıyor. Üçüncü açı burası. Nokta 45 çift çizgi. Nokta 45 çift çizgi. Üçüncü açı da burada. Burası olacak arkadaşlar. Şimdi aynı açının karşısındakileri oranlayalım. 45'in karşısı 9'un 45'in karşısı x'e 9'un x'e eşittir çift çizginin karşısı x'in çift çizginin karşısı 9 artı 7 yani 16'ya oranı x'in 16'ya oranı o zaman x kare eşittir 144 yaptı x'i de buradan kaç bulduk arkadaşlar 12 bulduk cevap Balıkesir geldik 8'e şimdi AB uzunluğunu 10 vermiş. Burayı 16 vermiş. Ben tüm üçgenin alanını bulabilirim. Bakın şunu şöyle çizdiğimde. Şu üçgenin alanı 10 çarpı 4 bölü 2. 10 çarpı 4 bölü 2. Kaç yapıyor? 20. Şu üçgenin alanı da arkadaşlar. 16 çarpı 4 bölü 2. Gitti 8. 4 kere 8 32. Evet. 32. Yani tüm üçgenin alanı 20 ve 32 bulduk değil mi arkadaşlar? Ama şekil karıştı. Şekli sileyim. Tüm üçgenin alanı alan ABC eşittir. 20 artı 32'den 52 bulduk. Evet. Bunu görür görmez bu şekilde yapmak geldi içimden. 10 vardı tabana ait yükseklik vardı. 16 vardı tabana ait yükseklik vardı. O yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi siliyorum. Peki ben burada kalanı nasıl bulacağım arkadaşlar? Niye bu 90'ları verdi? Tamam. Tabanlara ait yükseklikten dolayı. Ve bu arada bakın ne var burada. Şunu gördük. Ben buraya alfa dersem. Dörtgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan. Ve buradaki açılar 360 olduğundan pardon. Buradaki açılar da 90-90 olduğu için 180 ise geri kalanlarda 180 kaldı. Buradaki açıya da 180 eksi alfa kaldı. Ve alan ABC 10 çarpı 16 çarpı. Sinüs 180 x alfa bölü 2'ye eşit değil midir arkadaşlar? Alan ABC'de 52 değil mi? 10 çarpı 16 çarpı sinüs 180 x alfa. Bakın sinüs 180 x alfa yerine biz ne yazabiliriz arkadaşlar? Sinüs alfa yazabiliriz. 180'e tamamlayalım. O yüzden sinüs alfa bölü 2 yazdım.
Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak sinüs alfa eşittir 52 çarpı 2 bölü 10 çarpı 16 yaptı. Evet, böl 2'ye böl 2'ye 8. Ondan sonra böl 2'ye böl 2'ye 26. Burası 4. Ondan sonra bir daha böl 2'ye böl 2'ye 13. Burası 2. Yani 13 bölü 20 çıktı herhalde, değil mi? 13 bölü 20, yanlış yapmadıysam. Bir daha bakayım arkadaşlar, işlem hatası yapma huyum vardır. Tamam, 2'ye sadeleştik. 8 kaldı. 16, 8 kaldı. Sonra 4, tamam, sıkıntı yok. 13 bölü 20. Sinüs alfa 13 bölü 20. Sinüs alfa 13 bölü 20 ise arkadaşlar şu üçgenin alanı da 4 çarpı 4 çarpı sinüs alfa bölü 2 değil midir? 4 çarpı 4 çarpı sinüs alfa bölü 2. Yani 4 çarpı 4 çarpı sinüs alfa 13 bölü 2 bölü 2. Şu ikiler 4'ü götürdü. Yani 13 bölü 2 değilmiş bu arada. 20'ymiş. Şu ikiler götürdü. Bölü 10 kaldı arkadaşlar. 4 çarpı 13 bölü 10'a eşit oldu. Şunlar da gitti. 2 ve 5. 26 bölü 5'e eşit oldu. Evet, 26 bölü 5'e eşit oldu. 8. sorunun cevabı akçay çıktı arkadaşlar. Ve geldik şeye. Bir sonrakine. 9. soru. Bir ikizkenar üçgen alanı en fazla 32 olmaktadır. Arkadaşlar, bir ikizkenar üçgenin alanı en fazla 32 ise, bu alanı en fazlası şu kenarlara x x dersem, en fazla olması için aradaki açının en büyük 90 derece olması lazım, değil mi? Çünkü sinüs 91'e eşitti. X çarpı x çarpı sinüs alfa bölü 2 ya. O yüzden buradaki açıyı 90 derece kabul edeceksiniz. Alanı en fazla 32'ymiş. O zaman dik üçgenin alanı x çarpı x çarpı bölü 2. Niye konuşamıyorsam. X çarpı x bölü 2 eşittir 32. Yani x kare eşittir 64 ve x'i buradan kaç bulduk? 8 bulduk. En uzun kenarı kaçtır? En uzun kenar hipotenüstür. Burası 8 ise burası da 8. İkizkenar dik üçgeninden dolayı burası da 8 kök çıkmaz mı arkadaşlar? Yani cevap Edremit yaptı. Geldik 10. soruya. Arkadaşlar, burası 45, burası da 45 derece. 45'ler şuradayken bir işime yaramadı benim. Şöyle bir şey var aslında. 45'e 45 var. Şu açı ortak. Şu üçgenle büyük üçgen benzer gibi duruyor ama 45'in karşısı, 45'in karşısı, çift çizginin karşısı, noktanın karşısı, hiçbir kenar yok ya. Bunu kullanmayacağız demek ki. 45'i değil de o zaman şuradaki 135'i kullansak. Burası da 135 çünkü. Değil mi? Şimdi 135'lere baktığımız zaman arkadaşlar, 135'e 135. Şu küçük üçgenle büyük üçgende A, D, C, D. Şu açılar eşit. Şu üçgenle şu yeşil üçgende. Taralı üçgende 135'e 135 var. Yeşil ve büyükteki üçgende ortak açı burası diyeyimdir dostlar. Hemen ondaki nokta çizeyim buraya. O zaman nokta 135 üçüncü açı buraya çift çizgi dersem, o zaman nokta 135 burası da çift çizgi olmaz mı arkadaşlar? 180'e tamamlayan. Bakın, açı açı açıdan benzer çıktı iki üçgen. O zaman aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Çift çizginin karşısı 2'nin çift çizginin karşısı A'yı oranı eşittir 135'in karşısı A'nın küçükte, büyükte 135'in karşısı 8'e. A'nın 8'e. A kare eşittir 16 ise A'yı buradan 4 buluruz. A buradan 4 ise burası da 4. 4, 4, 4 kök 2 buluruz cevabı. Yani cevap Balıkesir. Geldik 11. soruya. Belli alfa beta sorusu arkadaşlar. Hemen alfa beta alfa beta'ya daldık. Ve şu üçgenle şu üçgende bütün açıların eşit benzer olduğunu, hatta 90'ın karşısındakilerin eşit olduğunu, eş üçgen olduğunu gördük. Alfanın karşısı 2 ise buradaki alfanın karşısı da 2'dir. Sonra beta'nın karşısı 8 ise buradaki beta'nın karşısı da 8'dir. 8'i yazınca bak ne güzel bir şey çıktı. 6, 8, 10 üçgeninden 11'de Denizli buluruz. Geldik 12'ye. Arkadaşlar, hemen eşitlik gördüm. Aklıma ne geliyor? Ortotaban geliyor. Eşitliğin olduğu yerden ortotabanı çizmek istiyorum hemen. Hop çizdim. Burası kaç yaptı? 3 yaptı. Ve
Şununla şu paralel ya. Z'den dolayı burası da 90 derece yapmadım arkadaşlar. Ve şu da 2 eş parçaya bölüyor tabii. Ne çıktı bakın? 3, 4, 5. Özür. X'i kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. 12. sorunun cevabı Balıkesir. Geldik 13'ü. Arkadaşlar 45'e mi yoğunlaşalım 30'a mı? 30'a yoğunlaşmak daha mantıklı çünkü burada bir 8 var değil mi? Hemen şuradan bir dik çizmek gelmez mi aklınıza? Hop çizdik dike. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı nedir? 4. Sonra geldik şu x'i bulmaya. Şu 4 çok uzak kaldı ya. Ne yapalım şu 45'i kullanalım. 45'i de kullanmak için buradan bir dik çizmek mantıklı değil mi arkadaşlar? Niye bu x kenarlığı verdi peki? Onu kullanalım. Arkadaşlar şu bir x kenar üçgen değil mi? İkizkenar üçgende eşit açılar bunlar. Eşit açılardan çizilen yüksekler birbirine eşit değil miydi? Yani burası 4 ise burası da 4. Sadece nereye düşmüş arkadaşlar bu? Dışarıya düşmüş. Niye? Geniş açılı olduğundan dışarıya düşmüş bu. O zaman bu çizilen yükseklik 4 ise buradan çizilen yükseklik de 4 olacaktır. Ve 45-45-90 üçgeninden 4 kök 2'ye ulaşırız arkadaşlar. Geldik 14. soruya. Şimdi bir kere burada büyük ihtimalle muhteşem üçlü benim hayatımı kurtaracak arkadaşlar. Ama o zaman ben şu 4'ü kullanamıyorum çok fazla. Şuraya bir AA diyeyim bakayım. AA ağırlık merkezinden dolayı burası nedir? 2A değil mi? O zaman şu 4'ü kullanmak için bir hamle düşüneyim ben. Şöyle çizeyim arkadaşlar. Şunu şöyle çizersem. Ağırlık merkezinden geçtiği için bunlar eşit değil mi? Şimdi 4'ü kullanabiliyorum galiba. Niye? Çünkü 2A'ya 2A. Şunlar da birbirine eşit. Şununla şu birbirine paralel yapmadım arkadaşlar. Değil mi? Hatta ne çıktı burada? Eşit, eşit. Orta taban çıkmadı mı? 4 ise burası ne oldu? 2. Hatta 2 ise burası ne oldu? 4. Hatta bu ağırlık merkeziydi. 2 ise burası da 2. Ve Pisagor bağıntısı buradan. Şuradaki üçgendeki Pisagor bağıntısından. 4 burası, 6 burası. Yani şöyle bir şey çıktı. 6 burası, 4 burası. Şurayı bulalım. 36'dan 16 çıktı. 36 eksi 16 eşittir a kare değil midir arkadaşlar? Yani 20 kök 20 2 kök 5 yaptı. O zaman burası 2 kök 5 arkadaşlar. A kök 20 yani 2 kök 5. Burası da 2 kök 5 değil midir? Çünkü ağırlık merkezinden geçmişti. 2 eş parçaya bölmüştü. Ve x isteniliyor. 4, 4 kök 5 ve x. Yani şurada göstereyim. Ben cevabı kafadan buldum da. 4 kök 6'yı. Bakalım siz hemen şey yapacak mısınız? 4, 4 kök 5 ve x. Nasıl buldum kafadan? Siz Pisagor'la uğraşırken 4'ün karesi artı 4 kök 5'in karesiyle uğraşırken ben 4 ve 4 kök 5'te ortak çarpan en büyük ortak çarpan 4 değil mi? 4 çarpı 1, 4 çarpı kök 5. O zaman burası 4 kare kök içinde geri kalanların kareleri toplamı şeklinde yapmıyor muyduk? 1'in karesi 1 artı kök 5'in karesi 5. Yani burası 6 yaptı. Cevap da 4 kök 6'ya eşit oldu arkadaşlar. Ve geldik 15. soruya. Dostlar soru belli ediyor kendini. Açıortay kola dik çizilmişse diğer kola da siz bir dik çizin. Haydi çizelim. Soruyu okumadan bak hemen çizdik 8. Burada da ED ve BE'de bir oran verilmiş. Burası K iken burası 2K verilmiş. Burada kalan A ise burada kalan 2A. Alana da girmemiz istenilmiş ya. Bakın 6 tabanına ait yükseklik olduğu için toplamda 3A'yı bulabilirim ben. 6 tabanındaki 3A'nın yüksekliği 8 değil mi? Yani 3A alanı 6 çarpı 8 bölü 2. 6 çarpı 8 bölü 2. Gitti gitti 3. Bu 3'ler de gitti. A'yı da buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Zaten bizden de A isteniliyor. Cevap Balıkesir oldu arkadaşlar. Ve geldik son soruya. Alan AHK, alan ALF. Şurada kalan A dersem AHK'da ne oldu? 4 A. Burada kalan A iken tüm alan 4A yani şuraya da 3A'yı yazalım arkadaşlar. Sonra AB ile AC eşit verilmiş. Şu eşitlikleri gösterelim. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Başka ne eşit verilmiş? ED ile EG. Onu da şöyle tırtıklayalım. Şununla şu ekstradan eşit verilmiş. İkizkenarın taban açılarına değerler verelim. Başka yapacak bir şey var mı burada? Yok. AA diyelim. Şu ikizkenarın da taban açısına değer vereceğim ama diğer açılar küçük kalıyor. Bence şuradaki küçük açıya B diyeyim. B diyeyim. İki iç açının toplam bir dış açıdan burası A artı B yaptı.
Burası da A artı B yaptı. Ve dolayısıyla iki iç açının toplamı bir dış açı yapacağından, yani A ile neyi toplarsam A artı B yapar. Tabii ki B'yi. Buradaki açı B yaptı. Dolayısıyla buradaki açı da B yaptı. Ve B ise ters açıdan burası da B yaptı. Bakın şu A'ların olduğu alandaki üçgenlerde birer açı eşitliği buldum. Gördünüz. Şimdi kalıp 1'i gördünüz mü arkadaşlar? Şu üçgende ve şuradaki üçgende birer açı eşit. Ne yapıyorduk? Birer açı eşitse ortak açı var mı diye bakıyorduk değil mi? B açısı B açısı. A açısı ortak açı. Şurası ortak açı. O zaman üçüncü açılar da eşit. B karaladığım üçüncü açı şuradaki çift çizgi ise B karaladığım buradaki de üçüncü açı 180'e tamamlayan açısı çift çizgiydi. Çift çizgi oldu ve açı açı açıdan benzer oldu. Ama alanlar oranı verilmiş. Alanlar oranında benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. O zaman alanlar oranının karekökü de benzerlik oranına eşit olacak. Yani burada benzerlik oranı alanlar oranı A bölü tamamı 4A. A bölü 4A alanlar oranı. Yani 1 bölü 4. Karekökü 1 bölü 2. Benzerlik oranına eşit oldu arkadaşlar. Bizden Hüseyin Kara ve LF'yi istiyor. Hüseyin Kara neredesin? HK. Heh. Şunla LF'yi istiyor. Bakın şansımıza bu karadığım açının karşısındaki oranlamalar bunlar. Küçük üçgenle büyük üçgene oranlaması neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 değil miydi? Dolayısıyla buradaki karadığım açının karşısı A ise karadığım açının karşısı 2A ya da X ise 2X olacak. 1'e 2 oran olduğundan X ise 2X oldu. Hüseyin Kara 2X oldu. Bölü LF uzunluğu X oldu. Yani cevap neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Cevap Balıkesir. Arkadaşlar böylelikle şeyleri bitirmiş olduk. Üçgenler konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde çokgenler konusunun videolarını sizinle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.